Şimdi burayı alın siz bakayım nereye götüreceksiniz? Din akıl ilişkisi çok önemli bir konu, çok temel bir konu. Evvela şunu söyleyelim. Üç tane şeye dikkat çekelim. Bir, Allah'ın gönderdiği vahiy var. Bizim Allah'ın bizden isteklerini anlamamız, öldükten sonra ne olacağını, Allah'ın sıfatlarını kavramamız, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili işte yönergeler içeriyor. Vahyin dışında bir aklımız var. O da bize Allah'ın verdiği bir ışık. Yani gerek kendi güncel hayatımızla Tabii. ilgili düşünmemiz Tabii. gerektiği gibi. Sonuçta hangi dini seçip seçmeyeceğimiz, alternatifler arasında özgür irademizi nasıl seçeceğimizi belirlememiz de akıl sayesinde oluyor. Diğer taraftan üçüncü bir unsur var. Evren. Bir de evren de Allah'ın yaratması. Evrene bu yasaları koyan da Allah. Atomu yaratan da Allah. Sonuçta yani diyorum ki eğer ki Allah'ın bunu bir insan tam gerçek manasıyla anlıyorsa o zaman Allah'ın gönderdiği dini ne yapmamız gerektiğini ilgili o yönergeyi Allah'ın verdiği aklı eğer ki doğru bir şekilde aklı kullanıyorsa tabii ve de Allah'ın yarattığı evreni anlama faaliyeti olan bilimi çatıştırmaması gerekir. Yani akıl, bilim ve din, diğer Vay de öyle. şey işte vahiy, felsefe ve bilim diye de bunu okuyabiliriz. Vahiy, felsefe ve bilimi çatıştırmaması yani bilim, din, felsefeyi çatıştırmaması gerekir. Eğer ki ortak kaynaktansa. Ha, ama tabii ki şunu da unutmamamız lazım. Bunlar doğru anlaşıldığı müddetçe, her şey Ne demek? yerli yerine konduğu müddetçe bunlar çatışmaz. Doğru Ama anlaşılmadığı zamanlar tabii ki oluyor mu? çünkü Kur'an Allah'ın vahyidir ama insanların Kur'an'ı anlama faaliyetleri olan tefsirler ve diğer çabalarda insani unsurlar vardır. Biz kendi ön yargılarımızdan, siyasi baskılardan belli dönemde Kur'an'ın belli mesajları çarpıtılmış olabilir. Siyasete Kur'an, din alet edilmiş olabilir. Veyahut da biz eksik anlamış olabiliriz. Yani sonuçta Kur'an hatasızdır ama tefsirler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Diğer taraftan evrenin kendisi dinle çelişmez ama bilim insanlar yaptığında bilimde belli şeyleri yanlış anlamış olabiliriz. Samimi bir şekilde mesela Aristoteles, Protelemi evremi ne göre çalışma yaparken birçok bilim adamı dünyanın merkezde olduğunu zannediyorlardı o dönemdeki şeyleriyle. İşte dünya dönüyorsa bütün suların hepsinin birbirine karışması gerektiği gibi kendine göre o dönemde mantıklı savları vardı. O dönem için mantıklı Çok güzel. gözüküyordu. Ve şey değildi ama sonuçta bu bir yanlış bilimdi. Yanlış bilim olduğu için bir vahiy ile de onun çelişmesi mümkündür. Diğer taraftan felsefe de öyle. Siz akılcı bir şekilde akıl yürütmezseniz, şey yapmazsanız bir yerde işte günümüzdeki bana göre postmodernistler gibi her şeyi relatif görmeye veyahut da Nietzsche gibi nihilizme de gidebilirsiniz. O yüzden akıl doğru kullanıldığı müddetçe ve bilim doğru yapıldığı müddetçe vahiy de tabii ki doğru anlaşılır, tefsir edilirse bunların birbiriyle Çelişmez. çatışmaması gerektiğini belirtmeliyim. Bu çok önemli. Fakat çatışma varsa burası unutulmasın. Her bakmalıyız. Mesela bir diyelim ki bilimle din çatıştı. Aa hemen bilimde bir yanlış vardır diye bakmayın. Durun. Tabii ki din Allah'ın gönderdiği sistemde yanlış olmaz ama bizim acaba Allah'ın dinini doğru bir şekilde anladık mı sorusunu da soralım. Yani sadece bilimde yanlış var mı sorusunu sormayalım. O soruyu da beraberinde soralım. İki taraflı soralım. Çünkü bazen insanlar hızlı bir şekilde kendi dini anlama faaliyetleriyle Allah'ın indirdiği dinin birbirine tamamen özdeş olduğunu düşünüyorlar. Burada ciddi bir hata çıkabiliyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Dinin içinde bazen aklı aşan şeyler var ama akla aykırı bir şey yoktur. Bu aradaki farkı anlamak lazım. Ne demek aklı Bu birçok aşan? aklı aşan şey şu demek. Bizim nüfuz edemediğimiz akılla bazı unsurlar olabilir dinin içinde. Fakat akla aykırı bir şey yoktur. Akla aykırı bir şey yoktur'dan kastım şu. Dinin içinde bizim anlayamadığımız bir şey olsa da herhangi birisi gelip onun işte daha mantıklısının başka türlü olması gerektiğini gösteremez. Mesela çok somut bir örnek vereyim bununla ilgili. Lütfen. Mesela anlaşılması dindeki zor konulardan biri. Mesela insanın özgür iradesi olup imtihanda olması. Yani nasıl insanın özgür iradesi oluyor işte bütün kudret Evet. Allah'tayken diye birçok kimse diyelim bunu anlamayabilir. Akıl açısından anlaşılmasında zorluk olabilir, kabul ediyorum. Fakat diğer taraftan bakarsanız, yok insanın özgür iradesi yoktur
bu aslında şöyle olmalıdır diye hiç kimse alternatif bir sistem de getiremez. Yani o dinin anlaşılması zor hükmüne karşı buradan bir itiraz çıkmaz. Mesela Allah gelecekteki şeyleri biliyor. Çünkü zamanı yaratan. Zamanın yaratılmasını anlamakta zorluk var bizim gibi zamanlı varlıklar açısından. Bizim için. Ama zaman yaratılmadı diye de kimse ortaya gelemez. İşte izafiyet teorisi diğer şeyler bu evrene bağımlı olarak zamanın oluştuğunu gösteriyor. Oysa zaten otomatikman bu evrenin yaratılması eşittir zamanın yaratılması anlamına geliyor. Sonuçta aklın almasının zor olan şeyler ve kimse daha iyi bir alternatif ortaya koyamayacağı için dine buradan bir itiraz çıkmaz. Bu noktayı iyi yakalamak lazım. Ha, akla aykırı şey ayrıdır, aklı aşan şey ayrıdır. Mesela akla aykırı şey nedir? İşte 4 kere 2 10'dur derse birisi, bu akla aykırı bir şeydir. Çünkü birisi diyebilir ki bak 8 ve bu daha mantıklı işte oluyor, öbürü yanlış diyebilir. Ha, dinde aklın aşan hususların hiçbirinde buna benzer bir itiraz yapılamaz. Aslında bu böyle olmalı diye bir alternatif gösterilemez. Bilim adamları bilimin derinliklerine ki çok derin. Şunu da unutmayayım. Her zaman vurguladığım şey, biz bilgilerimizdeki eksikliklerle değil, bilgimiz arttıkça Allah'ın sanatına, kudretine daha çok nüfuz ediyoruz. Tabii ki. O yüzden evreni anlama çabamız, Allah'ın sanatını anlama çabamız, hatta bir içe bakışla kendi iç dünyamızı anlamaya çalışma çabamız ki felsefe ve psikoloji burada bize oldukça yardımcı olacaktır. Bunların her biri bizim Allah'ın daha çok sanatlarını anlamamıza sebebiyet verir. Kur'an'da diyor ki size iç dünyada ve ufuklarda delillerimi göstereceğim diyor Kur'an'da. Yani biz iç dünyamıza baktığımızda kendi içimizdeki hislerden diğerlerinde o psikolojik analizle de Allah'ın birçok delillerini görebiliriz. Diğer taraftan dış dünyaya baktığımızda da orada işte bu fizik, kimya, biyoloji, jeoloji gibi bilimlerin bize vereceği delillerdir. Ama bunlarla hakkındaki nasıl biz en sofistike bilgi elde ediyoruz? Mesela gökler hakkında işte astronomi bilgimiz geliştikçe elde ediyoruz. Allah'ın kudretini, sanatını daha çok anlıyoruz. O zaman ne olur? Yani bizim bilimde gelişmemiz, bilimsel bilgide gelişmemiz, hatta felsefede veya psikolojide derinlik kazanmamız bizim daha çok Allah'ın kudret, sanat ve nizamını anlamamıza sağlayacağı için. O zaman yani bilim ve felsefeyle olumlu ilişkimizi arttırdıkça bu bana göre bizim dini duygumuzu da besleyecektir olumlu şekilde yapılırsa. Oysa şu anda uyandırılan görüş tam tersi. Siz işte aman bunların içine dalarsanız dinden uzaklaşırsınız, aptallaşırsınız. Neredeyse Kur'an'ın yüzlerce ayetinde araştırmaya atıf var. Birçok ayetinde aklı kullanmaya, tefekkür etmeye, tedebbür etmeye davet var ki bunlar hani ince ince düşünmeye, derin bir şekilde düşünme demek. Şimdi neredeyse bazıları kalkmışlar, İslam adına cehalete övgü duyuyorlar. Kur'an diyor ki bilenlerle bilmeyenler bir olur, bir olur diyor mu? Bir ayette. Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Öbürü ise aklını kullanırsanız sapıtırsınız diyor. Yani Allah pislik yağdırırım diyor, öbürü aklınızı kullanmayı sapıtırsınız diyor. Yani din adına pisliğe davet var. Kim yani diyor bunu ya? Yok, isim vermeyelim. Aklıma isim gelir çok zorlasan. istemem çünkü bir kısmı da böyle aslında iyi niyetli olduğunu bildiğim ama. Hiç duymadım ama. Dini Kur'an'dan anlamak yerine başka türlü bir şekilde dini anlama çabasından bunların kaynaklandığını düşünüyorum. Ve gerçekten ne yazık ki bir kısım ilahiyatçı tanıdıklarımızda da bu cehalete övgüyü görüyoruz. Yani cehalete övgü hiç kimse şöyle ortaya çıkmaz. Hani ben öyle biri kalmadı Allah'a şükür. Geçmişte vardı öyle hadislerde uydurulmuştu. Yani kadına yazı yazmayı öğretmeyin. Aman dostuna mektup yazar. Buna benzer bazıları hadisler uydurmuşlar. Günümüzde Allah'a şükür böyle bir ilahiyatçı yok. Kimse bunu kalkıp da söylemez. Fakat cehalete başka türlü bir gönderme var. Aman siz bu bilimin derinliklerine dalarsanız felsefede şu şöyle olursa sizi dinden imandan götürür şeklinde yaklaşımlar var. Bu başka türlü bir cehalete davet. Ama tabii ki öbür tipi kadar bu da hatalı. Tabii bu da ki. Hatalı çünkü biz aklı ne kadar sofistike kullanırsak Allah'ı bize daha çok yaklaştıracağı kanaatindeyiz.